Rahmi Özkan kimdir? Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve ortaokul eğitimini Siverek'te. Liseyi Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde tamamlamıştır. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Rahmi Özkan, Fakültedeki talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar sonucu önce Hukuk Fakültesi Talebe o tarihteki üniversitelerin üst teşekkülü olan Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu'na Hukuk Fakültesi Delegesi olarak iştirak etmiş. Önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçilmiş ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirmiştir. Bu görevi esnasında MTTB'yi temsilen Ankara'da devlet erkanı ile çeşitli çalışmalarda bulunmuş bu cümleden olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Çankaya Köşkü'nde gençlik lideri olarak Türk gençliğini temsilen çeşitli temaslarda bulunmuştur. 1961 Anayasası halk oylamasına sunulmadan önce zamanın Cumhurbaşkanı Orgeneral Cemal Gürsel ve gençlik lideri olarak Rahmi Özkan Türkiye radyolarından 19 Temmuz 1961 tarihinde 2150 00 saatleri arası yaptığı konuşmayla Anayasaya Evet kampanyasını başlatan konuşmayı yapmıştır 1963. 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubat'ında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosu'na kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Kendini tamamen ceza davalarına yöneltmiş ve ceza avukatlığı konusunda da kendini kabul ettirmiştir. Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu Tatlı Sert isimli bir programında psikiyatrist Arif Verimli ile birlikte avukat Rahmi Özkan da görev yapmaktadır. Daha önce de Serap Ezgün'ün programında danışman olarak görev yapmıştı. Rahmi Özkan, Güzin Hanım'la evlidir. Bir oğlu, bir kızı vardır.